Bu amına koydum otu. Yaramadı bir şey yok ki. Her şeye yarıyor. Dalgayı da kaldırıyor, yürütüyor da, koşturuyor da, damarları da açıyor. Daha ne yapsın? Değerli izleyenler, herkese merhabalar. Meşhur otçu Kadir amca. Amca ne yapıyorsun? Vallahi iyiyim, gördüğün gibi bir yaramazlık yok. İsteyenlere götürüp verebiliyorum. Bomba ama, gibi olmuşsun vallahi. Ama bu otlar bambaşka bir ot. Her tarafı canlandırıyor. O ayrı, bir de üstelik de vücutunu rahatlatıyor. Her tarafı canlandırıyor. İştah açar, damar... nereyi canlandırıyor? Merak ediyor insanlar. Nereyi bak şimdi, damarları komple açıyor. Evet. Ciğerleri komple temizliyor, ciğerlere pislik sokmuyor. Evet. Ve bütün vücutun her tarafını çalıştırıyor. Mesela? Mesela, aşağı. Bak, amca yaklaştı, gel amca, gel. Dur, konuşalım, daha amca konuşalım. Dur, konuşsun, gel, tamam, gel. Bak hemen güldü, her tarafı canlandırıyor dedi, hemen güldü bak. Ya canlandırıyor, ne yalan söyleyeyim. Açık konuşayım size. Evet. Şurada sigara satan bir arkadaş vardı. Onun babası rahatsızlanmış. Dedi ya götür otlu adam, ben dedi babamı göndereceğim. Evet. Artvin tarafına, Kars tarafına mı ne dedi? Artvin Kars tarafına, her neyse. Ha, göndereceğim dedi, göndermemiş. Bu sefer kendisi kullanmış. Evet. Bir gün oradan geçiyordum. Eyvah, baktım, Kadir Ağa gel, ne var dedim. Ya nasıl bir ot o dedi. Dedim ne var? Ya dedi dalgayı da canlandırıyor ya dedi. Allah benim cezanı vermesin senin. bak görüyor musun? Amcanın hoşuna gitti bak. Dedi şimdi, dalgayı da uyandırıyormuş ya Kadir dedi. Kadir amca. Hı? Sen şimdi böyle anlatıyorsun. Ballandıra anlatıyorsun. Kadir amca peki mesela hiç bu ottan zehirlenen olmadı mı ya? Yok. Vallahi biz korktuk hani. Bilmiyorum şimdi ne kadar yalan ne kadar doğru. Bu gerçek. Bir arkadaşım söyledi bana, Kadir abi dedi, ben dedi kaplumbağayı yılan yerken gördüm dedi. Yılanı yedi. Ama sonra diyor gitti diyor, senin otlardan yemeye başladı diyor. O kadar yani. Yani şeyi de, zehri de yok ediyor. Aşını yaptırdı mı? Korona aşısını yaptırdı mı? Hepsi yapıldı. Yani. Yaptırdı. Şimdi evvela kendimi anlatayım. Ben zehirlendim. Evet. Evde. Evet. Ne yedim bilmiyorum. Çıktım fomara hep polislere... Nasıl ne yediğini bilmiyorsun ya sen? Nasıl? Ya ne yedim ne bileyim ben unuttum. Ama zehirlendiğimin farkındayım bak şimdi. Ondan sonra baktım mide bulanıyor, kafa dönüyor, dedim zehirlendim. Çıktım dışarıya, bastım parmağım, mideyi boşalttım. Çıktım fomaraya, polis arkadaşlara dedim ki bir ambulans çağırın bana. Evet. Tamam dediler, çağırdılar ambulansı. Ambulansa bindim, çekirgeye gittik. Hiçbir şey yapmadılar. Evet. Kolumdan kan aldılar, gittiler. Tamam. Yarım saat dinlendim. Ondan sonra hemşire geldi. Abi dedi git kan kağıdını al, doktora ver, ne gerekiyorsa yapsın dedim. Gittim kan kağıdını aldım, doktora verdim. Doktor baktı kanka, ne anladıysa bilmiyorum. Oğlum dedi, sana dedi ne hap veririm, ne ilaç veririm, hiçbir şey yok. Sapasağlamsın lan dedim. Otçu Kadir amca. Evet abi. Bir ot satıyor. Ne otu satıyor abi? Ot, ölümsüzlük otu. Abi kesin mi? Çare mi abi bu işe? Çare. Abi, senin bu göbeğin yok eder abi. Abi bende göbek yok. Göbek dediğin zaman ha, bu çocuğu göstereceksin abi. Sende göbek yok mu şimdi? Yok abi bende şu an göbek. Ha. Bak abi. Çok güzel bir şey. Yok abi. Nasıl yalnız abi? Benim, abi? Yok abi şimdi abi. Benim abinin... en hoşuma giden. Anlamadım. Ciğerleri temizliyor. Varmış Kadir amca. Ciğerleri kesinlikle pislik. Kadir amca. Ciğerlerim aynı gibi hala. Kadir amca bak abi diyor ki neye yarıyor diyor. Her şeye yarıyor. Damarları açıyor. Tezgah nerede? Şekerim benim? Varsa tezgahım yok. Topluyorum dağdan geliyorum. Ne otu o? Adı Kişmir ot uzmanı verdi ama ben ölümsüzlük otu niyetiyle topladım, o ayrı mesele. Evet. Ondan ya sonra ölürse, bak. Ya? Ya ölürse? Ya ölürsen ölmeyeceğine öldür, ölümsüzlük otu. Ama ya ölürsen? Ölmezsin. Ama ya ölürse? Başka neye yarıyor? Başka o bu bilmiyor. Ya sen öyle diyorsun bak. Nelere yarıyor onu söyle. Bak şimdi bir dakika, ölmeyin, bir dakika. Ölmeyi. Anten öldü, kırık anten. Çeker mi anten? Anten formül var mı? Diyor bak. Anten öyle, ölmüş abi. Öyle bir mı? Şey olsun. Aşağıki anten mi? Öyle bir şey olsun ki. Aşağıki antenin de canlandırıyor ha. İşte onu soruyorum ben de sana. Canlandırıyor işte. He. Ne yapar abi? Mesela anten kırık. Ya ben, anten kırık. Yaş 64. Uyduyu karıştırır mı? Uyduyu. Benim yaşım 72. Ben daha hiçbir şey kullanmıyorum. Hala sapasağlam. Daha ötesi. Şimdi abi. Kadir amca meşhur oldu biliyor musun? Bir ot. Biliyorum ben onu, daha önce de röportajlarda gördüm. Şimdi otu içen anteni, kırık anteni bile düzeltiyor abi. Uyduya direkt yönlendiriyor. O kadar basit. Sattıklarım söylüyor. Ben şey yapmıyorum onu. Ya düzeltmezse? Ya düzeltmezse. Senin işin bir şey. O zaman ikinci dozu veririz değil mi? Kadir amca. İkinci dozda Hamitler. Hamitlere yok. Ölümsüzlük otu. Abi ölüyü dirilten ot ya. Ölüyü dirilten otu. Kadir amca seni durgun gördüm biraz ya.
He? Anlatsana adamlara ne şey ya, anlatıyor. Anlat ya. Ya sen öyle diyorsun. 15 gün önce, 15 gün önce abim var 74 yaşında. Beyin damarları tıkanmış. Yatırmışlar hastaneye. Kız kardeşim bana haber verdi. Pazartesi günü beyin damarları tıkanı deyince evde de kaynatmıştım. Pet şişeye koydum bir bardaklık. Koydum çantaya, saklı götürdüm ona. Baktım içeride doktor moktor yok. Çıkardım şey, abim dedim iç şunu. İçti. Pazartesi günü verdim. Salı günü, çarşamba günü tahliye olmuş. Beyin damarları açılmış. Açılmış komple. Gidici de doktor ona tahliye vermiştir. Öyle mi? Yani. Kesin çözüm. Yani kesin çözüm. O onu anlamıştır, o gidici de. Kadir amca şimdi antene gelelim. Şimdi anteni kırık adam. Anten. Sağlam geziyor. Ya Kadir amca adamın anteni kırık, anteni. Anten. Sen anlamadın mı şimdi? Ya anteni kırıksa düzelsin. Öyle değil ama. Şimdi kırık derken ortadan ikiye kırılmamış canım. Yani işlev görmüyor adam. Uyduyu görmüyor. Çalışmıyor diyor ya. Uyduyu görmüyor evet. Eskiden tamirhane önlerinde böyle motor indirme zincir vardı. Caraskal deniyor ona. He. Takacaksın ucunu, olmaz artık. Allah rahmet eylesin. Ne yapacağız? Gitmiş. Ottan içersen ne olur? Ben anlamam. Antenle işim olmaz. Antenle işim olmaz. Amca o anten değil ya. Anlatamıyor adam. Anlatamıyor değil mi derdin? Anlatamıyor. Abi sen anlatamadın ya. Bu her şeye yarıyor. Bitti bu kadar. Dalgalara da her tarafa yarıyor. İçer faydalansın. Ne diyeyim başka? İçsinler faydalansınlar. Kadir her amca, şey her şeye yarayan bir ot ya. Şimdi, bak amca, inanmazsınız şu anda benim ciğerlerimde leke yok. En ufak pislikte ağzımdan balgam olarak dışarı atıyor ya. Sigara kullanıyor musun Kadir? Kullanıyorum. De doktora da gittim. Şimdi abiler de geliyor. Abilere de soralım. Zora soktum kendini, olmaz. Otçu Kadir amca. Meşhur. Ölüyü dirilten otu keşfeden adam. Ölüyü. Ölüyü dirilten, otu keşfeden adam. Ha, öteki ölüyü dirilti. Kadir amca anlayan bir adam çıktı. Abi o işlerde ben. Abi şimdi Kadir amca iddia ediyor. Sen ne diyorsun? Ölüyü diriltir mi ot? Diriltir. Ama görmemiz lazım otu. Ölüyü diriltmesi için görmemiz lazım. Kadir amca benzeyen bir ot. Acısı yok, kokusu yok, ılamını, yanımda ister şekeret. Almadım yanıma. Çantayı alsaydım alacaktım, ah almadım. Keşke alsaydım. Ya. Ondan sonra... Bir acayip ot arkadaşım. Senin bu göbeği sıfırlar. Şekerin varsa normale çevirir. Bütün damarları açıyor. Oo, ötekini de açıyor. Her şeyi. Oo, iyi fikir derken abi öteki derken işte artık. Akşam orası noktalı. Bak şimdi. Akşamleyin yemekten sonra, yatmadan önce yemekten sonra bir su bardağı iç. Ertesi gün kendini seyret. Cıva gibi kalkarsın. Ne yapacak abi? İçti mesela. Cıva gibi kalkıyor. Bir tarafında bir ağrı bulamaz. Tırmanacak yukarı mı? Tırmanacak ya. Abi sen hiç duvara tırmandın mı abi? Vallahi tırmanmaya çalışıyorum ama... Tırmanamıyor. O ilacı bulursam tırmanacağım yani. He, nasıl bildin? He. Ya işte bak. Abi. Ama şey yapmadı işte. Şimdi duvara tırmanmak nasıl? Mesela o ilacı. Hiç gençliğinde duvara tırmandın mı abi? Yok be abi be. Tırmanamadım ya. Gençlikte tırmanıyordum. Canım şimdi yok yani. Nasıl tırmanıyor mesela? Düz duvara mı tırmanıyor? Düz. Hey benim yaşım 72. Bak antenleri görüyorsun tepede. Ta buradan yayan antenlerden yukarı çıkıyorum. Oradan sarı alana gidiyorum. Teleferikle aşağı iniyorum. Bak arkadaşlar size söylüyorum. Benim verdiğim ot, topladığım ot. Yaramadığı hiçbir şey yok. Damarları açıyor. Şekeri normale çeviriyor. Horlamayı kesiyor. Aşağı dalgaları çalıştırıyor. Ne ararsan vücutum komple rahatlıyor. Ağrı sözü bırakmıyor. Ben amına koydum otu. Her işe yarıyor işte. Daha bunun ötesi yok. Allah Allah. Yaramadı bir şey yok. Her şeye yarıyor. Tamam. Bitti.